Evet. Abi çok güzel odakladı ha. Binlerce gözü varmış köftelenlerin ve açılıp kapanıyor bazıları. Dedim ki ben bu dili bilmiyorum köftelenler. Efendim herkese selamlar. Sony'nin en yeni ve giriş seviyesine hitap eden vlog kamerası ZV-1F modeli çok kısa bir süreliğine elime ulaştı. Ben de bu kısa süre boyunca bir vlog kamerası olduğu için şu anda yaptığım gibi böyle karşınıza geçip ürün özelliklerini anlatmak yerine sevgili Ozan'la beraber minik bir Kadıköy vlogu çektik. Öncelikle o vlogu izleyeceğiz. Ben ardından cihazla ilgili genel düşüncelerimi anlatacağım. Şunu söyleyeyim, ZV-1F yurt dışında 500 dolarlık bir fiyat etiketiyle geliyor ve daha önce bizim birkaç sene önce gördüğümüz abisi ZV-1'den 300 dolar daha ucuz bir kamera ve henüz Türkiye satış fiyatı belli olmadığı için satan bir yer şu anda göremedim. Çok yeni bir kamera, o yüzden dolar fiyatıyla telaffuz ediyorum. Yani benim kendi tahminim, bir bilgim yok ama Türkiye'de vergileri falan da ekleyince böyle 10 bin ile 12 bin lira arasında bir satış fiyatı olacağını tahmin ediyorum. Ve bir vlog kamerası için özellikle işte YouTube'a başlamak isteyen, bu işlere giriş yapmak isteyen insanlar için iyi bir seçenek olabilir. İsterseniz öncelikle çekmiş olduğumuz minik Kadıköy vlogunu izleyelim. Ardından ben cihazla ilgili hem genel düşüncelerimi hem de cihaz özellikleriyle alakalı konuşacağım. Ozan. Yes, hello. Bakalım kendi mikrofonuyla şey yapacak mı? Bu kadar kalabalığın evet, içinde kalabalık. Patlayacak mı? Ben ya bilerek ekstra mikrofon getirmek istemedim arkadaşlar. Hani kameranın mikrofonunu görelim diye ama yani bu işlere girecekseniz bu başlangıç seviyesi bir kamera. Bence biraz bununla idare edip bir Rode'un bizim kullandığımız bir ayrıcı şey, ayrıcı diyorum. harici bir mikrofon alın mutlaka. Bu arada inanılmaz bir güne denk geldik vlog çekmek için. Acayip böyle güneşli, yazdan kalma bir hava var. Nereye gidiyoruz? Neydi mekan? Rita Deli. Benim Rita Deli. Ozan'ın da çok sevdiği, pastrami yapan, böyle nadiren gerçekten gittiğimiz, çok da sevdiğimiz bir yer. Hatta şeyin, İlker Ayrık'ın yeri galiba. İlker Ayrık'ın yeri. Yemek yiyeceğiz. Oradan da mağaza gezeriz biraz, birkaç tane telefoncu geçeriz. Bu arada şunu ekleyeyim. Fenerbahçe'nin maçı var. Bayağı evet, kalabalık. Çok kalabalık. Ekstra kalabalık. Bir de sürekli ambulans sesleri falan var. Çok merak ediyorum mikrofonu. Şöyle bir şeyi de göstereyim. Boğa'ya çıkan yoldayız arkadaşlar. Şurası Boğa zaten. Gidiyoruz. Çekiyorum ama herhalde sorun yoktur. Herhalde. Arkadaşlar şansımıza birazcık inşaat sesleri gelebilir. Şu an durdu. Evet, sağ tarafta bir inşaat var. Evet. Ama şimdilik durdu şansımıza. Ye hemen, ye. Seni çekeceğim erken. Ya bunu gerçekten arkadaşlar bir gelip deneyin isterim. Çok çok lezzetli bir pastrami bu. Buranın zaten ünlü olduğu konu bu. O yüzden hani farklı şeyler de var. Şurada görebilirsiniz ama. Bak sen kat kat et var yani hani, içinde. Buraya gelince bunu yiyeyim ben yani. Ya. Abi ben de. Bu arada patates konusunda da daha farklı. Bu mesela trüflü, çedarlı, baharatlı falan da var. Biraz daha farklı patatesler. Evet, yorumları alalım. Ete doyuyorsun. Vegan arkadaşlar kızacak belki ama. O şey tam... Tutturamadım. Arkada ışık geliyor bayağı. Tutuyor mu sana? Arkası patlatıyor. Şu sos da çok güzel ya. Evet abi. Bizim odaklayacak mı? Evet. Abi çok güzel odakladı ha. Çok güzel odakladı. Şimdi arkadaşlar bulanıklığı bir test edelim. Evet, arka taraf bulanıklık açık. Ozan Bey mankenimiz. Evet, şu an her yer net. Tekrar bulanıklaştırıyorum. Ben biraz yakınlaşayım mı sana mesela? Yakınlaş abi. Bulanıklık artıyor mu? Yani çok anlamadım. Artmıyor gibi. Oo,
Ha biraz artıyor evet. Dur abi netleyeyim. Şu an aynen şu imparator tekelden anlaşıldı abi. Yazı orada bulanıklaştı çünkü. Orada şey oldu. Güzel bir özellik ya alan derinliği yaratması. Mesela şu an senin gözünü netlediğini hep görüyorum. Sen hep netsin ya. Yani insan netliyor hemen gördüm. Kafayı çevirsen. Evet. Hadi gidelim borsa. Lahmacunsun ama tokus tabii yemeyeceksin. Yani o güzel etin iyice yiyeceksin. Vallahi YouTube'da o gidiyor. Şu onu yapsam daha çok izleniyordum. Evet. Teknoloji öldü YouTube'da yani. İnsanların ekonomik şartları da buna çok sebep oldu ama YouTube'da artık önermiyor. Kameranın ters ışıkla biraz problemi var. Mesela şu an çok havalı zaten. Ters ışığa çok gelmiyor kamera. İçeride boş gelin harika. Yeniler var. Arkadaşlar dediğimiz dükkanı bulamadık ya. Daha taşınmamışlar galiba. Ama burada da eski telefon yok. Hepsi yeni. Baksana abi katlanabilir. Nova 10 Pro ya da Nova 10. P50 Pocket. Adamlar katlanabilir telefon getirmiş. Bak Fold var. Saatler. Ama eski yok. Fiyatlara bakalım. 25 bin. Hindistan parasına döndü. Para nasıl satayım? Rupi vardı ya bir ara. Xiaomi falan telefon satınca öyle oluyordu. 57 bin rupi falan. Bizim para da ona döndü anasını satayım. Aynen. Yine sıfırlı bunları döndü. Işık da birazcık tabii akşam saatlerine yaklaştıkça düştü. Belki bir gece çıkıp bir de akşam bakarım nasıl oldu. Önemli. Çok kalabalık. Buralarda da telefonu var mı? Vlogu başladığım yerde bitireyim dedim çünkü fark edebileceğiniz üzere ışık düştü. Tam olarak kararmadı ama şu an baya baya artık dükkanların falan böyle ışıkları yanıyor. Düşük ışıktaki performansında bu şekilde görün istedim. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Ben çok vlog çekmiyorum biliyorsunuz. Bilmiyorum belki çekerim ama çok rahat hissetmiyorum kendimi vlog çekerken. Duruma göre belki bazen çekebilirim. Hoşçakalın. Evet vlogumuzu izledikten sonra ben ZV1F ile alakalı bu kısa süre bile olsa kendi deneyimlerimi, dikkatimi çekenleri sizlerle paylaşayım. Birincisi bu çok hafif bir kamera arkadaşlar. 265 gram yani günümüzün bu 200 grama yaklaşan akıllı telefonlarından birazcık daha ağır ve gerçekten kullanırken hem yanınızda taşırken hem de vlog çekerken İşte elinizi ağrıtacak, sizi zora sokmayacak, çok hafif ve kompakt bir kamera. İyi taraflarından başlayayım. İki tane güzel modu var. Bir tanesi zaten video içerisinde gösterdim. İstediğiniz an üzerindeki arka tarafı bulanıklaştırma tuşuyla beraber portre modu diyeyim. Portre moduna geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz de tüm videonun net olmasını sağlayabiliyorsunuz. Zaten f2.0 değerinde çektiği için her tarafı çok rahat bir şekilde netleyebiliyor. Olumsuz taraflarda benim gördüğüm eğer çok ciddi bir ters ışıkta kalırsanız benim vlogda birkaç kere olduğu gibi kamera böyle bir o ışığı ayarlamakta zorlanıyor. Birazcık daha böyle düzgün ışık isteyen bir kamera gördüğüm kadarıyla. Bir de çok çok hareketli çekimler yapıyorsanız ben steady shot'ı açıp çekmeme rağmen yürüdüğüm sahnelerde böyle bir tabii ki gimbal falan kullanmadan çektiğim için titremelerin birazcık fazla olduğunu gördüm. Ben çok dikkat etmeden çektim. Hani bunu önceden bir test etseydim biraz daha böyle elimi sabit tutmaya çalışırdım ama eğer çok hareketli çekimler yapan bir insansanız ya da işte YouTube'a başlayacaksanız ve o tarzda çekim yapacaksanız bir gimbal ile bu kamerayı kullanmak hareketli çekimler için çok çok daha efektif olacaktır. 4K 30 kare çekebiliyor. 30 FPS çekebiliyor. 60 FPS yok. Onu da belirtmiş olayım. Genel anlamda aslında videonun başında söylediğim gibi eğer bu tarz video içerik üretme işine girecekseniz hem evde aslında ne kadar bir vlog kamerası olsa bile evde de kamerayı kurup gayet kendinizi çekebilirsiniz. Dışarıdaki vlog çekimlerinizde de fiyat performans olarak yani uygun fiyatlı bir çözüm almak adına gayet kullanışlı bir kamera ama tabii ki uygun fiyatta olmasından dolayı eksik noktaları da var. Zaten onları da olabildiğince söylemeye çalıştım. Bu arada mikrofonu, dahili mikrofonu beklediğimden çok çok daha iyi çıktı. İzlemişsinizdir videoda ya harici bir mikrofon alın siz falan diyorum ama o kadar kalabalığa, gürültüye rağmen gayet benim de Ozan'ın da sesini çok düzgün bir şekilde almış. O konuda başarılı bir cihaz olmuş. Onu da belirteyim.
Genel olarak Sony ZV-1F ile 2 günlük falan bir deneyimim oldu. Çok kısa bir süreliğine geldi. Ben de minik bir vlogla içeriksiz hani geri gidecek yarın cihaz. Hemen bir içerik yapayım. Cihaz gitmeden kendi düşüncelerimi paylaşmış olayım istedim. Videoyu beğenerek ve aşağı kendi fikirlerinizi yazarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.